Hayırdır Michael? Yine zuzuların sessizliğine bürünmüşsün. Yıldız falan mı bakıyorsun? Böyle bir şeyler anlatsana. Kamp ateşi falan da var ya. Masal. Masal anlat. Yamuk prenses ve yedi cüceler ya da nükleer başlıklı kız gibi mi? Hayır ya, onlar rock grubu değil mi ya? Bir şey soracağım, gerçekten anlat ya. Emin misin? Anlat hadi. Yazar olacaksın sen. Başla şimdiden. Antrenman bunlar. Ya zaten sıkılırsam uyurum, tamam mı? Sıkılmazsam, dinlersem yine uyurum. Bir şekilde de uyuyorum. Yani uyanınca hatırlamayacağım, korkma. Peki, sen kaşındın. Aynen. Başla. Bir çocuk varmış. Her şeyden korkarmış. Gölgelerde yaşarmış. Niye korkuyor ya? Niye gölgede yaşıyor? Her şeyden işte. İnsanlardan, büyümekten, kirlenmekten, karanlıktan, her şeyden. Ama neden yani? Hayır, böyle sorusu cevaplayacak ne olacaksa ben anlatmayayım. Ha, ay, tamam pardon, sen yazar sensin. Ben sustum, tamam dinliyorum. Velhasıl bu çocuğa kimse isim koymamış. O da kendine gölge demiş. İnsanların arasındaymış. İnsanların yanında değilmiş. Herkes ona baktığında sanki onu görmüyormuş. Yani çocuk transparan gibi bir şeymiş. Neyse işte. Bu çocuğun hayatta en çok istediği şey karşısına biri çıksın da onu gerçekten görsünmüş. Sonra bir gün karşısına o çıkmış. Çok tuhaf bir kızmış. Çocuk gibi bir şeymiş. Saf yani, büyümemiş, kirlenmemiş hiç. Gölgeye baktığında onun içini görmüş. Gülerken aslında gözyaşlarını gizlemeye çalıştığını fark etmiş. Sonra kız gölgeye bir mendil vermiş. Gölge kıza adını sormuş. Benim adım Michael demiş. Gölge ilk gördüğü anda Michael'a aşık olmuş. Ben sana çok pis aşık oldum Michael. Bak bizden olur, vallahi olur. Yani biliyorum şu an çok acı çekiyorsun, insanlara çok kızgınsın, sana ihanet ettiler, sırtından vurdular. Hepsini anlıyorum. Ama benim ormanda haykırmaya çalıştığım şey buydu zaten. Ben sana çok pis aşık oldum. Michael. Michael.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.